Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, yapımı da çok kolay. Cevizli güzel bir ayık tatlısı yapacağız. Böyle hamur açmayla falan uğraşmayacağız. Hamur tatlısı olacak. İlk önce şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Derince şöyle tencerenin içerisine klasik bardaklarda 4 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı da suyu ilave ediyorum. Bir dilim de limonu içine katıyorum. Ara ara karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. Ocağa götürdüğünüz zaman kaynamaya başlayınca arkadaşlar kaynama durumu durmayacak şekilde altını ayarlayabilirsiniz. Çok kısarsanız kaynaması durabilir. Böyle kaynar durumdayken 20 dakika boyunca kaynadıktan sonra pişirip soğuması için kenara alacağım. Hemen hamurunu yoğurmaya başlayayım. Derince bir kabı önüme alıyorum. 200 gram tereyağı. Ben tereyağını arkadaşlar biraz yumuşasın diye tencerenin üstüne koyduğum için fazla erimiş. Oda ısısında olması yeterli. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı kadar da yoğurt. 1 adet yumurta. Şimdi bunları öncelikle bir çırpayım. Şimdi içerisine bir paket kabartma tozu. Yavaş yavaş onu ilave edip yavaş yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Öyle çok sert olmasın. Bu sefer şerbetini çekmez. İlk önce spatula ile şöyle toparlayayım. Sizlere ne kadar un ilavesi yaptığımı daha sonra söyleyeceğim. Yavaş yavaş katıyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum. Spatulayla toparladıktan sonra çıkartıyorum spatulayı. Sakın hızlı unuduzu dökmeyin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Benim gibi böyle. Hemen hemen 4 bardak kadar un gidiyor. Siz de böyle 4 bardağı yanınıza alın. Yavaş yavaş katın. Bakın daha yumuşak un istiyor. Lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hemen hemen 4 bardağa yakın un gitmiştir. Şimdi 1 su bardağı da çekilmiş cevizi ilave ediyorum. Cevizi ekledikten sonra tekrar un ekleyebilirim, bir bakacağım. O yüzden hemen ununu bitirmiyorum ekleyip. Hamuru toparladım. 4 bardak, 4,5 bardak arası un kullandım arkadaşlar. Lütfen yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. Bakın böyle elinize aldığınızda yumuşak bir kıvamı olması gerekiyor. Böyle şekil verebiliyorsanız tamamdır. Şimdi artık kesmeye başlayacağım. Bu arada şerbetim de kaynadı. Artık altını kapattım. Balkona koydum soğuması için. Şimdi hamuru şöyle 3 parçaya böleceğim arkadaşlar. Daha rahat yapmak için 4'e de bölebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani çok eşit olmak zorunda değil. Şöyle her birini yuvarlıyorum. Şöyle altına çok olmadan biraz un serpiyorum. Uzun, çok inceltmeden silindir haline getiriyorum. Hafif şöyle elimle bastırıyorum. Çok böyle aşırı ince yapmayın. Şöyle bir su bardağıyla şimdi bu kısmı alıyorum. Şöyle ay şeklinde kesiyorum. Hatta şunları tepsiye dizeyim. Şimdi tekrar diğer hamura geçiyorum.
Çok aşırı inceltmeyin arkadaşlar. Şu uç kısmı şöyle alıyorum. Hepsini tamamladıktan sonra üzerine bir adet yumurtanın sarısını şöyle çırpıp sürüyorum. Bu arada fırınınızda 180 dereceye ayarlayın. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ortalama bir 20-25 dakikada pişiyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Tatlı tam 20-25 dakikada pişti. Şimdi şöyle fırından çıkarınca arkadaşlar çok değil bir 5 dakika bekletip şerbetini dökeceğim. Şerbetiniz soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Ya da ikisi de ılık olacak şekilde. Hazırladığım şerbeti üzerine doğru döküyorum. Üzerine doğru bırakın. Şöyle birazcık hafiften bir soğur, sıcaklığı çıksın arkadaşlar. Ondan sonra üzerine bir tepsiyle örtüp en azından şöyle bir gece ya da en az 3-4 saat dinlendirip servis edeceğim. Üzerine şöyle fıstık serpip servis tabağına alacağım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bir tane hatta şöyle tadına baktık. Çok güzel olmuş. Bayramda mutlaka deneyin. Eğer baklavayı açmayı bilmiyorsanız bence bu tatlıyı denemelisiniz. Servis tabağına alıp iki tane videomu bitireceğim. Sizlere aynı tadı gösterip videomu bitireceğim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.